merhabalar. Bugünkü videomda sizlere kışlık hazırlıkların en önemlilerinden bir tanesi olan biber salçası yapımını A'dan Z'ye bütün aşamalarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık bir hafta süren bir yolculuğu var. Ben sizlere yıllardır yaptığımız en garanti yöntemle küflenmeden yıllarca saklayabileceğiniz asla bozulmayan biber salçası yapımını detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Buyurun hep birlikte başlayalım. Öncelikle sabah erken kalkıp sebze haline gittik ve salçamızda kullanacağımız biberlerimizi aldık. Biz toplamda 150 kilogram yani 4 çuval biber aldık. Bu sizin gözünüze biraz fazla gelebilir. Biz bunu iki ev için yapacağız. Biz Çukurova'da yaşıyoruz ve bizim buralarda biber salçası olmazsa olmazlarımızdandır. Herkes kendisi evinde salçasını yapar ve gönül rahatlığıyla kullanır. Şimdi ben e, biberlerimi aldım geldim ve genişçe kazanların ya da leğenlerin içerisinde e, imece usulü teker teker biberleri elimizle yıkıyoruz. E, bana bugün ailem yardım ediyor, eşim ve çocuklarımla birlikte güzel bir şekilde biber salçamızı yapıyoruz hep birlikte. Ee, gördüğünüz gibi elimizle teker teker biberleri sürterekten üzerlerindeki herhangi bir toz, kir kalıntısı varsa tamamen arınmaları için güzelce yıkıyoruz. Ardından bu yıkadığımız suyu döküp tekrardan temiz bir su koyup tekrardan yıkıyoruz. Bu işlemi 2-3 defa tekrarlıyoruz ve onları bir kenara alıyoruz. Ee, benim burada kullanmış olduğum salçalık biberim karaysalı biberi dediğimiz bir biber. Bu Adana'nın Karaysalı ilçesine ait bir biber. E, tercihim her yıl bundan yana alıyor. Özellikle bu biberin çıkmasını bekliyorum. Sebebine gelince bu biberle yapılan salça çok daha lezzetli oluyor. Aynı zamanda da oldukça bereketli oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi biberlerimizi ortadan ikiye kesip içerisindeki çekirdeklerini güzelce ayıklıyoruz. İçerisinde hiç çekirdek bırakmayacak şekilde ayıklıyoruz. Bu biber biraz diğer biberlere göre acı. O yüzden elimize mutlaka eldiven giyiyoruz. Eğer ki giymezsek e, ilerleyen saatlerde elimiz müthiş derecede yanıyor ve bu bir gün boyunca sürebiliyor. Ciddi elinizde biber yanmaları olabiliyor. O yüzden mutlaka eldiven giymenize fayda var. Bakın e, biberlerin içerleri bu şekilde tamamen çekirdeklerinden arındırılıyor ve kenara ayrılıyor. Bu arada muhteşem kıvamlı bir salça yapmanın önemli püf noktaları var. Videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum ki sizler de muhteşem kıvamlı salçalar yapabilirsiniz diye. Çünkü bizim e, bu Çukurova bölgesinin salçaları oldukça meşhurdur. Ardından temizlemiş olduğumuz biberleri e, biber makinaları var bizim buralarda. O makinalarda evlerimizden bidonlarımızı götürüyoruz ve biberlerimizi çektiriyoruz. Sizler bu işlemi evlerinizde bir robot yardımıyla da yapabilirsiniz. Biberler tamamen püre kıvamına gelene kadar çekiyorsunuz. Bakın şu an görüyorsunuz tamamen suya kesmiş durumda. Bu kıvama gelene kadar çekme işlemine devam ediyorsunuz. Sonrasında biz biberlerimizi genelde damlarımızda kurutuyoruz. Onu yaparken de böyle dikdörtgen ya da kare olacak şekilde kafesler oluşturuyoruz. Büyükçe kalaslardan yardım alaraktan. Sonrasında da salça naylonu dediğimiz naylonlarımız var. Onları seriyoruz ve salçalarımızı bakın burada çektirdiğimiz salçaları görüyorsunuz epeyce çok ama dediğim gibi iki ev için yapılıyor bu. Salçalarımızı bu naylonların üzerine seriyoruz. Bunu yaparken de çok ince sermiyoruz. Çünkü her zaman kalın kuruyan salçanın kıvamı çok daha güzel olur. Bidonların tamamını bu şekilde aktarıyoruz. Salçaların tamamını serdikten sonra da Üzerlerine toplamda 150 kilogram biber için 4,5 kilogram Salamura tuz dediğimiz yani turşularda ve Salçalarda kullandığımız iri tuzumuzu da bu şekilde Ekliyoruz Tuz miktarı size çok gelmesin tam ideal bir ölçüdür yani 50 kilograma 1,5 kilogram Tuz ilave ediyoruz çünkü salçamız yalnızca güneş ve tuz sayesinde korunuyor. Bu sayede yıllarca koruyabiliyoruz salçamızı. Başka hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Güneşte kuruyor aynı zamanda da tuzla birlikte muhteşem salçalar elde edebiliyoruz. Tuzunu ekledikten sonra da tahta bir kaşık yardımıyla salçamı bu şekilde karıştırıyorum. Tahta kaşık kullanmamdaki amaç da e alttaki naylonun herhangi bir şekilde zedelenmesini istemediğimiz için tahta kaşık kullanıyoruz ya da e, büyükçe bir oklavayla da bu karıştırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tabi bu işlemi de gün içerisinde yaklaşık 5-6 defa karıştırmanız gerekiyor ki salçanız çok kısa bir sürede kuruma gerçekleştirsin. Yaklaşık bir hafta gibi bir yolculuğu var bu kuruma işleminin. Şu anda e, kurutmanın ikinci günündeyiz ve artık böyle Gördüğünüz gibi salçamın rengi biraz değişmeye yani koyulaşmaya başladı. Şimdi birazdan kıvamını da daha yakından göstereceğim sizlere. Ve tabii ki sürekli bir şekilde karıştırma işlemine devam ediyoruz ki Kuruma işlemi hızlansın diye Biz karıştırdıkça da alttaki sular üste çıkıyor salçanın Suları üste çıkıyor. Bu sayede kurma işlemi hızlanıyor bakın gördüğünüz gibi e, Bu köpüklenmeler falan sizi hiç yanıltmasın olması gerektiği gibi her şey Güneşte kuruyor Karıştırıyoruz sürekli bir şekilde Bugün de üçüncü gündeyiz ve üçüncü günün sabahı bu Daha hiç karıştırılmamış hali Rengi koyu birazdan karıştıracağım ve Nasıl güzel bir rengi olduğunu göreceksiniz Kıpkırmızı bir Rengi var sürekli bir şekilde karıştırıyorum bakın şu anda kıvamını da görüyorsunuz aynı zamanda artık yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı ama tam olaraktan görmek istediğimiz görüntü bu değil ömrünün uzun olmasını istiyorsanız güneşte yeterince kuruması gerekiyor o da 3 günlük sürede yeterli değil ve karıştırıyorum bakın e bu arada da Salçam kurumaya başladıkça onları naylonun ortasına doğru topluyorum. Yani kalın kalın kurutuyorum salçamı. Bu sayede çok güzel bir kıvam elde etmiş oluyor. Eğer ki salçanızı ince bir şekilde kurutursanız kabuklanmalar olur. Bugün de dördüncü gündeyiz ve biraz daha suyu çekilmiş durumda salçamızın. Salçamın son durumunu şöyle bir kaşıkla alıp sizlere gösteriyorum. Bakın rengi ve kıvamı muhteşem oldu. Ve bugün de 6. gündeyiz. 6. günde salçamı büyükçe bir tepsinin içerisine aldım. Ve bir gün boyunca da bu halde evin içerisinde kurutuyorum. O zaman hem rengi daha güzel oluyor daha fazla e, salçanın o kırmızılığını kaybetmemiş oluyor. Hem de aynı zamanda kıvamı muhteşem oluyor. Şimdi sizlere son durumu göstereceğim. Birazdan 7. gündeyiz ve bir kaşık yardımıyla salçamın son durumunu göstermek istiyorum. Bakın kıpkırmızı ve muhteşem kıvamlı bir salça oldu. Taş gibi dediğimiz tamamen suyu çekilmiş. Güneşte kurumuş, tamamen güneş sayesinde korunmuş bir salça. 7. günde de elime temiz bir eldiven giyiyorum ve sonrasında salçamı hamur yoğurur gibi güzelce yoğuruyorum. Bunu da yapmamdaki amaç daha böyle macun gibi bir kıvam elde etmiş oluyorum. O sayede salçamı kaldırdığımda lokum gibi dediğimiz bir hal almış oluyor. Bakın gördüğünüz gibi yoğuruyorum ve sonrasında da temiz kavanozlara, bidonlara salçalarımı yerleştiriyorum. Bu işlemi yaparken de salçalarımı biraz koyduktan sonra ara ara bastırıyorum, bastırarak koyuyorum. Çünkü aralarında hava kalmaması gerekiyor. Kavanozlarımın tamamını bu şekilde bastıra bastıra dolduruyorum. En üste geldiğimiz zaman da Kaşığın arka tarafıyla düzlüyorum tamamen pürüzsüz bir hal alana kadar bidonların üzerine düzlüyorum. Sonrasında da temiz bir peçete yardımıyla bidonların ağız kısımlarını güzelce siliyorum. Yani koyarken e, kenarlarında ister istemez salça kalıntıları olabiliyor. Onları mutlaka alıyorum ki ileride herhangi bir küflenme olmasın diye. Bunlar çok önemli detaylar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve e, Bidonların ağızlarını temizledikten sonra da en üst kısmını kapatacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Bu bir ayçiçek yağı olabilir ya da zeytinyağı da olabilir. Bütün bidonların üst taraflarına yağlarını ekliyorum. Ve artık salçalarım kullanıma hazır durumda. Şimdi sizlere daha yakından da göstermek istiyorum bidondaki son hallerini. Bakın harika salçalar oldular. Artık raflarda yerini alabilirler. Kullanıma hazırlar. Şuradan da hemen tabakta kendine göstermek istiyorum sizlere. Ve sonrasında bidonlarımı serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyorum. İhtiyacım olduğu zaman da kullanıyorum. Böylelikle salça yapma serüveninin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşaraktan videoma destekte bulunabilirsiniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olarak işaretlerseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki güzel bir paylaşımda görüşünceye dek. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, takipte kalın.